Gününüzü hayırlı eylesin inşallah. Biraz Harun Hoca'ya takıldım da Harun Hoca da kaldı orada. Er-Rahman. Devam et Harun Hoca. Allemel Kur'an. Halakal insan. Beyanı öğretti. Yani önce Kur'an'ı öğretmiş, sonra insanı yaratmış, sonra o insana da beyanı öğretmiş. Evet. İnsan Kur'an'dan sonra yaratılmış yani, öyle mi? Yok, sana soruyorum hoca. Ayette çok net yazıldı. Ayet, yeri, göğü, bitkileri, dünyayı... Sonra da beyanı öğrettikten sonra da yeri, göğü ve bitkileri yaratmış. Beyan edeceği şey olmalı ki... Evet. Bu ara benim durumum iyi değil ya hoca, o yüzdendir. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir sohbet olur. İnşallah tatlı bir gece olur hepimiz için. Buraya bir not almışım ben, Gazi Emir devam diye. Burayı gördüm, buradan devam edeceğim inşallah. Sorularınız varsa sorularınızı da alacağım. Kaldım burada, burada böyle kalmışım, hiç haberim yok. Ne zaman burada kalmışım, nerede böyle durmuşum burada, bunu bilmiyorum. Buradan devam ediyorum inşallah. Kafirler inatlaşmada maymun tabiatlıdırlar. Kafirler inatlaşmada maymun tabiatlıdırlar. Burada kafir kelime kökü itibariyle küfürden gelir. Küfür bir şeyi örtmektir. Örtmek. Buradaki kasıt ise doğruyu örtmek. Hikmeti, bilgiyi örtmek. Hakikati örtmek. Biz normalde kafir diye nitelendirdiğimizde hemen önümüze Hristiyan'ı, Yahudi'yi, Budist'i koyarız. Oysa bir Müslüman da doğruyu, hikmeti, bu noktada evrensel bir doğruyu veya herhangi bir doğruyu örtüyorsa o da küfre düştü. Hakikati örttü. Ama İslam dünyası kafir denilince hemen akla Hristiyanları ve Yahudileri getirir. Ve Hristiyan ve Yahudi sözünde kalır. Aslında Hristiyanlar da iman etmişlerdir. Bu noktada Yahudiler de iman etmiştir. Biz ona Hristiyan, Yahudi demesek, Museviler desek, İseviler desek, biz kalacağız kaldığımız yerde. Niçin? Biz çünkü Musa'nın peygamberliğine, İsa'nın peygamberliğine, Musa aleyhisselamın getirdiklerine, İsa aleyhisselamın da getirdiklerine, hatta Adem'den Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar gelmiş olan bütün peygamberlere ve bütün bu peygamberlerin getirdiklerine iman ederiz. Mesela biz İsevilere karşı kendi kendimize onları küfür ehli görürken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İsa aleyhisselamdan bize nakiller yapar hadis-i şerifte. Biz İsevi derken
veyahut da Hristiyan derken, onları komple reddederken, Kur'an bize İsa Aleyhisselam'ın kıssasını ve onun başına gelenleri anlatır. Biz aynı şekilde Musevi veyahut da onların normalde Yahudi inancına karşı dururken, Kur'an ve sünnet bize Musa Aleyhisselam'dan örnekler getirir. İbrahim Aleyhisselam'dan, Yusuf'tan, Yakup'tan, Yunus'tan örnekler getirdiği gibi bize Musa Aleyhisselam'dan da getirir. O zaman buradaki küfürden birinci derecede anlayacağımız, benim anlayacağım, hakikati örten demek. Bu ister İsevi olsun, ister Musevi olsun, peygamberi dille, isterse Muhammedi olsun. Eğer bir hakikati örtüyorsanız, eğer bir doğruyu reddediyorsanız, eğer olmazsa olmazı kabul etmiyorsanız, o zaman siz de küfür ehlisiniz. Kur'an'ın bir ayetini inkar ediyorsanız, kabul etmiyorsanız, bu noktada sizin de o küfürden nasibinizi alır. Hatta Kur'an'ın açıkça beyan ettiği, Kur'an'ın bize anlattığı bir hakikati, Sünnet-i Resulullah noktasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin anlattığı bir hakikati eğer biz örtmeye çalışıyorsak, aynı küfür noktasında da biz varız. O zaman o kafirler inatlaşmada maymun tabiatlıdır dediğimizde, eğer biz de hakikati, doğruyu örtmeye çalışıyorsak, bizde de aynı o maymun tabiatından var demektir. O zaman Hazreti Mevlana Mesnevisinde o kafirler inatlaşmada maymun tabiatlıdır deyince, burada benim anladığım, kim küfür noktasında hakikati örtüyorsa o maymun tabiatlıdır. Aslında kendince tabiatı maymun olmak demek, tabiatı maymun olmak demek, İnsan görüntüsünde olup ahlaken maymun hareketleri, tavırları ve davranışları yapmak demektir. Bu maymunun birinci derecede en önemli özelliği taklit etmektir. Taklit etmek bir veçeden bakılırsa hakikattir. Ama bir veçeden bakılırsa körlüktür. İslam veya bütün dinler ritüel açısından taklide dayanır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki, benden gördüğünüz gibi ibadet edin. Bu taklittir. Ama velakin ibadetleri ondan gördüğümüz gibi taklit ederken, hakikat noktasında biz inceleyip araştırmakla mükellefiz. Ne zaman ki taklitçi olduk, ne zaman ki maymunlaştık, az önce hocamın dediği gibi 16. yüzyıldan sonra 18. yüzyıla kadar daha öncesinin alim, ulema, ilimde, fende ileriye gitmiş olan alimlerin artıntılarıyla geçindi İslam dünyası. Ama bu ancak 100-150 yıl götürebildi İslam dünyasını. 100-150 yıl sonra akli ilimleri terk ettiklerinden dolayı, akli ilimlerde taklide düştüklerinden dolayı, hatta nakli ilimlerde dahi taklide düştüklerinden dolayı gerilediler ve gittiler. Çünkü insanın tabiatında taklit etmek vardır. Çocuk yemek yemeyi önce annesine babasına bakaraktan taklit eder. Çocuk örneğin herhangi bir tavır ve davranışını anne babasını taklit ederekten öğrenir. Taklidi bu manada reddedemeyiz. Ama çocuk akıl bali olduğunda artık taklitten çıkması gerekir. Artık o kimsenin tahkik olması gerekir. İslam'da iki iman şekli tecelliyatı vardır. Bir taklidi imandır. Taklidi iman nedir? Anne baba Müslümandır. Çocuk da anne babanın dinini alır. Taklittir bu.
Anne babanın inanışı nasılsa çocuğun da inanışı odur. Bu taklittir. Anne baba evde namaz kılmıyorsa çocuk İslam'ı böyle alır. Namaz kılınması şart değildir. Bu çocuk açısından doğrudur. Çünkü taklit bunu gerektirir. Oysa İslam dünyası ne yazık ki imani noktada da büyük bir çoğunluğu taklididir. Tahkiki değildir. Biz araştırıp da iman etmeyiz. Biz soruşturup da iman etmeyiz. İman etmek bizim kucağımızda hazırdır. O yüzden de kıymetini bilmeyiz zaten. Eğer iman etmeyi araştıraraktan iman etmiş olsaydık, beni burada dinlemezdiniz. Evet. Benim hiçbir işlevim kalmazdı. Çünkü o kimse tahkik etmiş. Araştıraraktan iman etmiş. Neye iman ettiğini biliyor. Neye iman ettiğini bildiği için iman ettiğini tanıya tanıya iman etti. Göre göre iman etti. Bile bile iman etti. Oysa zaten onun da yaratmadaki maksadı oydu. Tanınmaklığı sevdim. Bilinmekliği sevildim. Sevilmekliği sevdim. Onun da yaratılışta, yaratmada amacı buydu zaten. Ve eğer o amacına bir kimse ulaşmak istiyorsa, o kendi amacına doğru koşacak olan kimsenin de önünü açmayı vaat etmişti. İşte insanoğlu içindeki bu afet olan tabiatıyla beraber yaşar. Bizde var olan varlığın bütün tabiatı tecelli etmiştir. Hayvanların bütün tabiatı bizde tecelli etmiştir. Bitkilerin bütün tabiatı bizde tecelli etmiştir. Madenlerin bütün tabiatı bizde tecelli etmiştir. Kainat dediğimiz varlık aleminin bütün tabiatı bizde tecelli etmiştir. Cebrail'in bütün hakikati bizde tecelli etmiştir. İsrafil'in, Azrail'in, Mikail'in, cinil taifesinin, şeytan taifesinin bütün hakikati bizde tecelli etmiştir. Bütün varlık aleminde her ne var ise hepsinde hakikati bizde tecelli etmiştir. Eğer biz hayvani taraflarımızı körükler, güçlendirirsek en vahşi hayvan biz oluruz. Eğer biz insani tarafımızı körükler, güçlendirirsek o zaman Allah'ın yeryüzündeki halifesi oluruz. Ben insanı ahsen-i takvim üzerine yarattım. Ayet-i kerimesi üzerimizde tecelli ederse Cebrail aleyhisselam elimize su döker bizim. Ama yok biz o noktada durmaz da hayvandan daha aşağı noktaya doğru kendimizi negatif seyri sülüka sokarsak işte o zaman biz maymun tabiatımızı öne çıkarırız. O yüzden Hazreti Mevlana tabiat işte gönülde bir afettir der. Evet. Tabiat yani bizim varoluş noktamız, bizim varoluş derecemiz, bizim varoluş hakikatimiz bir taraftan bakılırsa bir afettir. Biz o tarafa doğru yönelirsek vallahi dünyanın altını üstünü getirecek bir mahluk oluruz. Ve bütün dünyayı karıştırmaya muktedir oluruz. Negatiflikte zirveye koşarız biz. Bizim bir tarafımız da vardır ki pozitiflikte zirvedir. Melekler imrenir bize. Ve Cenab-ı Hak meleklerine karşı bizimle övünür. Der ki bakın şu kuluma. Ve Allah asla şaşırmaz. Hadis-i kutsilerde der ki Allah bu kuluna taaccüp etti. O kul öylesine işler yapar, öylesine pozitif işler yapar ki Allah hayranlığını dile getirir. Allah bu kula taaccüp etti der. Allah bu kula hayran oldu. Allah bu kula melekleriyle, meleklerine bu kuldan övündü. İşte tabiat bir taraftan bizim içimizde afet gibi dururken aynı tabiat bizde Allah'a en yakın noktaya, yakının yakinine, yakının yakınına, yakının yakınına koşutturur. Yeter ki o kimse kendini bu noktada dizayn etsin. İnsan ne yaparsa maymun da onu yapar.
Maymunun tabiatı budur. İnsanla yarışmak ister. Önceden bilmiyorum, fuarda vardı bir hayvanat bahçesi. Çocukluğumuzda giderdik. Fıstık verirdik maymunlara. Fıstık verdiğimizde o maymunlar insanlar gibi soyardı fıstığı, öylesi yerdi. Ve bizim hoşumuza giderdi bu. Bazen kızdıklarında tırmalarlardı çocukların ellerini. Devamlı onlara, çünkü fıstık vereceksin, fıstık yetiştireceksin. Rahmetli baba dedem, kendisi bakkal dükkanı olduğundan pirinç, şeker almaya senede bir giderdi. Gittiğinde bizi de fuara götürürdü. Küçüktük daha o zaman. İşte sabahtan dedem kestane pazarından alacak olduklarını alırlar. Pirinci, fasulyeyi, nohutu yıllık alırdı. Ondan sonra da öğlenden sonra bizi fuara götürürdü. Küçüktük daha o zaman. Ve biz maymunlara fıstık yedirirdik orada. O günler aklıma geldi şimdi maymundan gelince. Demek ki o zamanlar en yakın şekilde maymunu o zaman görmüşüm. Ve fıstık verirdik biz. Fıstık, ve orada da fıstık satanlar vardı kağıdın içerisinde. Muhakkak fıstığı alır onlara verirdik. Onlar da soyardı. Soyarken biz de hayretle bakardık. Yok canım ya, insan sanki bunlar diyenlerin ben kulaklarım aşina. Etraftan öyle diyorlardı. Ya insan gibi bunlar. E sonradan da zaten bize köken olarak dediler ki siz maymundan geldiniz. Sonra da yok biz maymundan gelmedik diye can hıraş uğraşmaya başladık biz. Bizim aslımız neslimiz maymun değil diye. Ne kavgalar ne mücadeleler ettik. Sonradan öğrendik ki Kur'an bize diyor ki kimileri maymuna çevrilmiştir. Enteresan bir ayeti kerime okuduk sonradan. O ayeti kerimeyi okuduktan sonra da birisi maymundan geldiğini iddia ettiğinde hiç tartışmadım, kavga etmedim. Neden? Ayeti kerime var, kimilerini maymuna çevirmiş. Bana ne dedim ya, maymuna çevirdiğini ben mi insana çevirmeye çalışacağım? Hiç ben tartışmadım, dedim ki arkadaşlara da tartışmayın arkadaşlar. Neden? Adamın dediği veya kendisini öyle gören kimse haklı olabilir. Sebep, hakkında ayet var. Kimini maymuna çevirdik diyor dedim ben. O da maymuna çevrilmişlerden olabilir. Her ne kadar ben ayet-i kerimeyi böyle yorumlamasam da çünkü normalde buna bugünkü katı Vahhabi Selefi çizgisine bakarsanız müteşabih bir şey. Müteşabihlerin üzerinde yorum yapılmaz. Ayet-i kerimelerin zahiri nasılsa öyle inanılır, öyle söylenilir. O zaman böyle Vahhabi Selefi çizgisinde, daha doğrusu Vahhabi çizgisinde bu meseleye bakarsak o zaman maymundan gelenler kendi kendilerine biz maymun, bizim atamız maymun dediğinde evet kardeş, Kur'an zaten sizden bahsediyor. Yani bu Kur'an boşuna indirilmedi. Kur'an demek 1400 yıl önce kendisinin maymundan geleceğine inanan böyle kimseler çıkacağını demek ki beyan etmiş. Demiş ki biz bir kısmını maymuna çevirdik. Aha, sen bunların bu noktada torunları olabilirsin. Aslın neslin bunlar oradan olabilir. Ama ben Adem'den geldim. Şimdi maymun, insan ne yaparsa o da onu yapıyor. İnsan ne yaparsa. O zaman maymundan geldiğini düşünenler insanları kendilerine taklit ediyorlar. İnsanlar ne yapıyorlarsa onlar da o şekilde yapıyorlar. Çünkü taklitle yaşıyorlar. Taklit yeteneklerini kullanıyorlar. Taklit bu noktada maymunların en önemli özelliği. O zaman bizim öyle bir yanımız var ki taklitte o kadar çok ileri gidersek biz de maymunlaşabiliriz. Taklidin bir kısmı var. Burayı reddetmek mümkün değil. Biz ibadetlerimizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden gördüğümüz gibi yapacağız. İslam'da taklidin cevaz verildiği, müsaade edildiği benim inanışımda, kendi dairemde müsaade edildiği sınır bu. Geri kalan tahkik. O ben de onun gibi yaptım sanır. Taklitçiler
Ben de onun gibi yaptım zannederler. Hazreti Mevlana bizi taklitten sakındırıyor. İslam insanları taklitten sakındırır. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin enteresan davranış biçimleri vardır. Mekke'de müşrikleri taklit etmez asla. Hiçbir müşrik taklidi göremezsiniz. Hiçbir şekilde. Müşrikçe olan, yani şirke düşmüş kimse demek. Allah'ı ikilemiş demek. Şirke düşmek, Allah'ı ikilemek. Allah'a ortak koşmak. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım dileriz. Allah bölünme kabul etmez. Allah ortak kabul etmez. Asla Allah inanışına ilave ekleme yapamazsınız. Hocanız, şeyhiniz, mürşidiniz, ne bileyim işte ne diyorsanız adına kimse asla ortak değildir. Allah olamaz ki hiçbir kimse. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Allah ortak kabul etmez çünkü. Bu noktada kesin inanışınız bu olmalı. Allah'a yaklaşmak için vesileler arayınız. Vesile aranır yaklaşmak için. Namaz yaklaşmaya vesiledir. Oruç yaklaşmaya vesiledir. Zikir yaklaşmaya vesiledir. İyi ahlak yaklaşmaya vesiledir. Güzel ahlak yaklaşmaya vesiledir. İyi ameller, iyi davranışlar yaklaşmaya vesiledir. Bu iyi ameller manzumesini sıralayabiliriz biz yaklaşma açısından. Ama hiçbir yaklaşma nesnesi, objesi, şahsı o değildir. Asla. O değildir. O hiçbir şeye benzemez. Her şey ona benzeyebilir. Ama o hiçbir şeye benzemez. Her şey ona gidebilir. Her şey ona gidebilir. Ama o her şey değildir. Her şey onu anlatabilir. O her şey değildir. O her şey değildir. Her şey onu dinlendiriyordur. Her şeyde onun tecelliyatı vardır. Ama o her şey değildir. Her şey değildir. O yüzden o asla ortak kabul etmez. Asla. Asla. O zaman taklitçiler işin hakikatine asla varamazlar. Taklit ederekten bir kimse kendini kurtarabilir mi? El cevap evet. Kurtarabilirse ancak kendini kurtarır. Ama taklit eden ileriye doğru gidemez. Taklit eden koşamaz. Taklit eden bu noktada yeni bir şey üretemez. Taklit eden yeni kavramlar türetemez. Taklit eden kelimeleri dahi üretemez. Az önce hocam dedi ki 7-8 bin kelime var dedi. Ben de içimden geçeni söyleyeyim. Bizim toplumumuz 2000 kelime dahi bilmiyor. Ben de bilmiyorum kaç kelime bildiğimi. Ama bizim toplumumuzda öyle 4000 kelime bilen bir kimse entelektüeldir. Bırakın 4000 kelimeyi, 3000 kelime birisi bilse toplumun baş tacı olur. Dil insanı insan eder. Meramını anlattırır. Dil insanı insanı kamil eder. Dili olmayanın, çok özür dilerim ama dini yoktur. Dili olmayanın, çok özür dilerim, dini o kadardır, olduğu kadardır. Kaç kelime biliyorsun? 1000. Dinin 1000 kelimenin içerisinde saklı. 1001 değil.
Kaç kelime biliyorsun? 2000. İmanın 2000 kelimelik. Kaç kelime biliyorsun? 7000. İmanın 7000 kelimelik. Ne kadar kapsayıcı oldu. Çünkü hissini, duygunu aktarabileceğin şey dildir. Kelimelere dökmen gerekir duygularını. O hissiyatını kelimelere dökememenin sebebi dilsizliğindir. Dilin olsaydı sevdiğine şiirler yazacaktın. Dilin olsaydı kalbinde hapsolmayacaktı duyguların. Açığa çıkacaktı. Ama şiir olacaktı. Ama kelam olacaktı. Ama tatlı bir söz olacaktı. Dilin olmadığından güdük kaldın. Diyemedin. Sevdiğini de tarif edemedin. Düşünebiliyor musunuz? Bir Allah inancınız var. Allah'ı tarif etmek için dile ihtiyacınız var. Az önce hocam diyor ki, o beyanı öğretti. Beyan, duyguların kelimelere dökülüp anlatılması. Beyan, Kur'an'ın insan vasıtasıyla insanlara anlatılması. Önce Kur'an'ı yarattı. Kur'an'ı öğretti. Neye öğretti? Bütün mükavenata öğretti. Ve insanların ruhlarına öğretti. İnsanların bütün ruhları Kur'an'ı öğrendi. Ve ondan sonra insanı fizik olarak yarattı. Ve o insan Kur'an'ı öğrenmiş olarak yeryüzüne gönderildi. Ama o insan Kur'an'ı beyan edemedi. Anlatamadı. Meramını anlatamadı. Derdini anlatamadı. Çünkü Kur'an'ı da taklit ederekten okudu. Kur'an'ı da araştırmadı. Kur'an'ı da tetkik etmedi. Kur'an'ın üzerine de yoğunlaşmadı. Biz hem akli ilimleri terk ettik, hem nakli ilimleri terk ettik. Biz her iki tarafı da terk ettik. Biz bir yere eğer sarılmış olsaydık, daireyi bir noktada tamamlayacaktık. Eğer biz nakli ilimlere sarılmış olsaydık, yani nakli ilim dedim Kur'an ve sünnet, ve onlara tam tamamıyla sarılmış olsaydık, bizi akli ilimlere de taşıyacaktı. Çünkü 16. yüzyıla kadar öyle taşımıştı. Ama biz nakli ilimlerde de taklitte kaldık, maymunlaştık. O yüzden biz hem nakli ilimleri terk ettik, hem de akli ilimleri terk ettik. Akli ilimleri terk ederken başkalarına kabahat bulduk. Oysa kendimiz terk ettik. Bizim için suçlu ya Amerika'ydı, ya Rusya'ydı, ya Yahudiler. Şimdi bugünkü dilimizde İsrail, Amerika ve Avrupa. Bugün suçlu bu. Dün de öyleydi. Değişmedi 300 yıldan beri. Biz kendimize bakmadık. Biz bakamadık. Biz ne nakle baktık, ne akla baktık. Birimiz çıktı NASA'ya küfretti. Dedi ki, bu yaptıklarına ne uğraşıyorlar bunlar dedi ya. Tamam gelsinler ben söyleyeyim dedi. Söylemedi ama hiçbir şey. Arkasından diyebilirdi. Madem söyleyecekti, eleştirel olarak baktığımdan değil. Milletin kafasını bulandırmaya gerek yok. Gel kardeş şu cinni tayfesi kaç tayfe? Kaç kavim bir anlat bize. Nerede yaşıyorlar ya bir söyle bize. Şu şeytanın aslı nesli ne ya bir anlat bize. Çok basitti. Kimse de sormadı zaten. Kimse de sormadı. Neden? Taklidi çünkü herkes. O yüzden biz o taklitten battık. Nerede battıysak. Kadınlar evlerinde başlangıçta annelerini taklit ettiler. Kuru fasulyenin pişirmesini annesinden gördü. Önce haşladı. Ondan sonra annesi öyle yaptıysa soğanı salçaya kavurdu. Haşlanmış fasulyeyi koydu. İçine de suyu koydu. Soğuk suyu koydu. Bir daha sertleşti. Kaynat Allah kaynat oldu. Sonra fasulye dağıldı bir türlü pişmedi daha. Öyle taklit etti. Nasıl gördüyse öyle taklit etti. Kendince yeni bir kuru fasulye pişirme tekniği geliştirmedi. Deneyip yanılmadı. Küçük bir şey evet.
Adam babasının annesinin yemiş ol, annesinden yemiş olduğu kuru fasulyeyi senden yiyecekti. Neden seninle evlendi ki? Veya da biz öylesine olduk ki annemin kuru fasulyesini istiyorum dedi. Saplantı halinde. Ya benim eşim farklı bir kuru fasulye pişirmiş. Ya bunu kabulleneyim demedik. Taklit kaldı orada saplantı halinde. Her şeyimiz de öyle. Moda dediğimiz şey taklit. Onunla bizi ütüyorlar. Maymunlaştırıyorlar bizi. Birisi kocaman bir tane örtü bağlıyor. Bütün kadınlar aynı örtüyü bağlıyor. Bir tane patlıcan moru bir örtü çıkardılar İstanbul'da. Bütün kadınlar patlıcan moru örtüyle dolaşıyor. Bir ara bir tane bordo bir manto çıkardılar. Yani bu kırmızı giyinenler yanlış anlaşılmasın şimdi. Bir baktım İstanbul'da bütün örtülü kadınlar kırmızı manto giyiyor. Ertan bütün kabahat sizde. Herkesi tek düze giydiriyorsunuz. Bu sene moda ne? Yaz modası? Efendim? Yağ yeşili. Her şey yağ yeşili mi yapıyorsunuz şimdi? Bayanlar yaz modasını şimdiden öğrenin. Yaz yeşili. Yağ yeşili pardon. Herkes şimdi yağ yeşili mi göreceğiz her yerde? Ne? Zeytinyağı mı? Çiçek yağı mı? Efendim? Zeytinyağı yeşiliyse biraz daha koyu. Öbür çiçek yağı sapsarı çünkü. Hangisi? Altın sarısı gibi oluyor çiçek yağı. Ondan mı? Ha bak yanındaki de alınmış kumaşı. Evet ondan diyor o da. O da kabul ediyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Hepimizde yağ yeşili giyinecek bütün kadınlar. Biraz sarı da var. Sarı da mı var? Limon sarısı, papatya sarısı değil. Biz de papatya sarısı bekliyorduk. Seviyor sevmiyor yapalım diye ama papatya değil demek ki. İşte bu taklit. Gülüyoruz şimdi öyle değil mi? Ama aynı taklidi yapıyoruz ki. Kendimiz değiliz. Birisi bize bir renk seçiyor. Ben gidiyorum elbise alacağım. Bana 3 düğmeli diyorum. Cekete olan takım elbise var mı? Bu sene Hacı Bey 3 düğmeli moda değil. Çıkıyorum ben. Bakıyorlar. Ben modayı takip etmiyorum diyorum. Bana 3 düğmeli ceket lazım. Ona gidiyorum soruyorum yok. Ona gidiyorum soruyorum yok. Ona gidiyorum soruyorum yok. İsa arama İstanbul'da. Sadece bir şey olarak geçtim. Ne o? Sohbet olarak geçtim. Kaç yere baktıysam yok Bursa'da. Birisi dedi ki acaba yanlış anlama dedi. Bu senenin modası bu değil dedi. Ne dedim bu senenin modası? Yine dedi iki düğme dedi. O da olabilir bak. Ama onunla uğraşacak zamanım yok hocam. Gezeceğim dedim. Üç yere baktım ya. O kadar değil yani. Şimdi herkes taklit ediyor sonuçta. Taklit. Ama İslam bizi taklitten çıkarıyor. Ve sufiler hayatın içerisindeki en önemli dinamikler. Asla taklide düşmezler. Sonradan tarikat geleneği taklide düştü. Tarikat geleneği. Tarikat geleneği sufileri taklide düşürdü. Sahabede taklit yoktu. Mesela sahabe sarıkları rengarenkti. Bir renge bağlı sarık yoktu sahabede. Bir renge bağlı cübbe yoktu. Bir renge ve stile bağlı bir kıyafet sistemi yoktu sahabede. Tabiinde böyle bir şey yoktu. Tebaî tabiinde de yani 4. 3. nesilde de yoktu. 4. nesilden itibaren insanlar kendilerini bir yere aidiyet kesbetmek için kendilerince onun başındaki kimseyi taklit etmeye başladılar ki yozlaşma burada başladı. Yozlaşma burada başladı. Ve insanlar bir önceki şeyhlerinin sözlerini kutsallaştırmaya başladığında yozlaşma başladı. Ve insanlar bir önceki şeyhin sözüne
körü körüne bağlılıkla yozlaşmanın kapısını açtılar. Ve insanlar oturdular, Beyazıt-ı Bestami'nin sözünü tekellem etmeye başladılar. Beyazıt olamadılar. Taklit ettiler. Biz oturduk Hazreti Mevlana'yı tekellem etmeye başladık. Ve Hazreti Mevlana'yı konuşurken de bir önceki ne konuşmuş, onun konuştuğundan gittik. O sözü daha ileriye taşıyamadık. Biz Kur'an'ı daha ileriye taşıyamadık. Biz sünnet-i Resulullah'ı daha ileriye taşıyamadık. Ve taklit ettik. Dedik ki kadirilerin sarığı yeşil olur. Bütün kadiriler sarığını yeşile sardı. Dedik ki rufailerin sarığı siyah olur. Bütün rufailerin sarığı siyah oldu. Dedik ki nakşibendiler beyaz sardılar. Bütün nakşibendiler beyaz sardı. İşte cerrahiler kırmızıya yönelik, kırmızı değil de işte pembenin daha koyusunu sarar dediler. Bütün cerrahiler onu sardı. Ve taklide o kadar çok biz yürüdük ki herkesin arkasında ne varsa bizim de arkamızda ondan oldu. Sufilik adına yaparken de bunu yaptık. Sözler adına bunu da yaparken böyle yaptık. Kelimeleri de taklit ettik biz. Biz şeyhi sevmeyi, şeyhin sakalı kadar sakal bırakmak, onun konuşma stiliyle, stillenmek olarak öğrendik. Taklit ettik. O nasıl su içer, biz de öyle su içtik. O nasıl düşünüre bakmadık. O nasıl giyinir, öyle giyinmeye kalktık. O kıyafetin içinde ne var, ona bakmadık. Hazreti Mevlana da öyle diyor zaten. Hiç kimse diyor, hiç kimse bana dost olmadı, gerçek dost olmadı. Hiç kimse benim sırrımı araştırmadı. Beyt 18 beytte. Hiç kimse benim sırrımı araştırmadı. Bu müthiş bir şey. Ya herkes taklit etti. Hazreti Mevlana nasıl dönerdi dediler, öyle döndüler. Kendileri dönemediler. Kendileri yoktu çünkü. Kendileri yoktu. Böyle olmakla onda fani olduklarını düşündüler. Fanilik o değildi. Niçin? Çünkü Allah her an ayrı suretteydi. O taklit etmiyordu. Her dini yeniden inşa ediyordu. O bir öncekini taklit etmiyordu. O her gün yeniden yaratıyordu. O bir gün öncesini taklit etmiyordu. O her şeyi yeniden dizayn ediyordu. O taklitten münezzehti. Taklit etmiyordu hiç. Ve her sabah baktığınız çiçek dünkü çiçek değildi. Taklit yoktu çünkü onda. Siz taklitçi olduğunuzdan dünkü çiçek görüyordunuz onu. Her gün baktığınız eş dünkü eş değildi aslında. Ama taklitçi olduğunuzdan onu dünkü eş gibi gördünüz. Her gün başını okşadığınız çocuğu dünkü çocuk olarak gördünüz. Aslında dünkü çocuk değildi o. O gün yeni bir çocuk olmuştu o. O gün yeni olmuştu. Taptazeydi. O mis gibi kokuyordu. O nur gibi kokuyordu. Rengi apayrıydı onun. Onun deseni apayrıydı aslında. Ama bizde onu görecek göz yoktu. Taklide alışmıştık çünkü. Taklide alıştığımızda hızla resimler önümüzden geçerken biz onu dünkü zannettik. Dünkü Mustafa yoktu aslında. Dünkü Orhan Hoca yoktu aslında. Dünkü Nuri, dünkü Harun da yoktu aslında. Dünkü Ayşe, Fatma neyse onlar yoktu aslında. Aslında her şey her an her daim yenileniyordu. Ama biz tabiat afatına takılıp, afetine takılıp taklitçilikte çok ileri gittik. Ve bilemedik. Uykudan uyanamadık. Taklitçilik bir taraftan körlüktü. Körlük bir taraftan uykuydu. Ve biz Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyemedik. O diyordu ki insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. Biz bu sözü alıp biz ölümü gerçekleştiremedik. Ve taklitçiliğimize taklitçiliği ekledik. Taklidi taklide ekleyerekten
Hayatımız devam ediyor. Sabah yapacak olduğunuz kahvaltı yine aynı olacak. Siz yine kiminiz yolda giderken bir poğaça yiyeceksiniz, bir simit yiyeceksiniz. Kiminiz evde bakacak dolaba neye yiyeyim diyecek. İşte bir yumurta, bir domates diyecek. Ona ayrı bir renk koyamayacaksınız. Kıyafetleriniz de ayrı bir renk koyamayacaksınız. Hayatınıza da ayrı bir renk koyamayacaksınız. Niçin? Ölmedik çünkü. Ölseydik yeniden dirilecektik. Yeniden dirilirken bizim eski ben olmadığımızı görecektik. İşte o inatçılar, yani taklitçiler, yani o hakikati örtenler, yani hakikatin hakikati olan hakkı örtenler, bu taklitçilerinde inat edecekler. İnatçılar inat ediyor taklitte. Tahkike geçmiyor, inat ediyor. Diyor ki tabiatı onun inat etmektir. Kendisini yeniden var edemez. Kendisini yeniden küllerinden diriltemez. Kendisini yeniden yeni sabah olduğunda tazeleyemez. O dünde kalmıştır. Bir önceki günde, bir önceki günde, bir önceki günde kalmıştır. Ve o inatçı der ki, ben de herkes gibi yaptım. Ve böyle diyerekten batar. Allah bizi onlardan eylemesin. Burada kalmışız nedense. İnşallah bir dahaki aya buradan devam edelim. O zaman tecelliyat böyleymiş. Şimdiki zamanda yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler ve gayrimüslimler peygamberimize inanmadıkları için cehennemde sonsuza kadar kalacaklar mı, yoksa cezalarını çekip cennete girecekler mi? Yok, sonsuza kadar cehennemde kalacaklar. Bir semazen destur almadan tek başına sema yapabilir mi dergahta? Kardeşler, bunları normalde bana sorarlarken, mesela bir kimse zikrullah esnasında kendiliğinden semaya çıkıyorsa, benim bulunduğum bir mecliste olmuş olsa ben hiçbir şey seslenmem, çıksın sema etsin derim. Bunu eğer kendince, kendi nefsinden yaptıysa da kendine, hakikatten gelen bir damlayla yaptıysa yine kendine. Ben vay yapma etme bir şey demem. Ben fazla kuralcı, kuramcı bir insan değilim. Hakkınızı helal edin. Ben yeter ki bir kimsenin bir şey yaparken kendi içinde, kendisi için isterim onu. İhlas ve samimiyetle yapsın. Siz bir şeyi ihlas ve samimiyetle yaparsanız o yerine ulaşır. Ama yok ya, ben sen ne güzel sema ediyorlar desinler, bir coşu vereyim canım şurada dediysen, o da kendine. Ben neden yapıyor demem, yapma da demem. Allah bizi affetsin inşallah. Böyle zikrullah halakalarında bu tip şeyler çok olur. Olur. Bugün güzel bir söz duydum. En büyük şeytan dinde dedi. En büyük şeytan dinde, hem de sufilerde, Allah'ı zikredenlerde. Neden? Saptırmak için. Evet. 1,5 yaşında kızım var, evde sürekli Kur'an-ı Kerim elinde olsun, onu okumak istiyor ve elinde gezdiriyor. Nasıl davranmam gerekiyor? Bırakın soğumasın Kur'an-ı Kerim'den. Muta nikahı neden imam nikahı değil de muta? Muta geçici demek. Önceden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu nikaha bir şey demediği, sonradan bunu nehyettiği, yani bunu yasakladığı söylenir bu noktada. Bu nedir? Bir erkeğin bir kadını 3 aylığına nikahlaması veya 5 aylığına nikahlaması veya işte 3 günlüğüne nikahlaması gibi. Bu yasaklanmış. Tamam. Şimdi
diyeceğiz ki imam nikahı diye bir nikah yok da hani bunu reddettik ya biz şimdi. Geçici hani böyle sureli bir nikah yok, tamam. Bir erkek geldi bir kadını kendisine nikahladı. 3 ay sonra boşadı. Ne yapacağız? Ne durduracak bunu? Ayağa kaldırıyoruz biz ortalığı. İşte muta nikahı, muta nikahı. Arkadaşlar, en büyük boşanma İslam dünyasında. Boşanıyor insanlar. Boşamayı nasıl engelleyeceksiniz? Engellerseniz çıkacak olan sonuçlar ne olacak? O yüzden din kendi akışında gitmeli. İnsanlar da kendi akışında gitmeli. Bundan aman ha muhtaya caiz dedi, cevaz verdi filan diye düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yasakladığına inanıyorum. Yasakladığına inananlardan olduğum için. Çünkü bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin düşünce sistemine de uygun. Böyle saatlik, 3 günlük, 5 günlük nikah sistemi Kur'an ve sünnetin de kendi içerisinde doğru bir davranış biçimi değil çünkü. Sebep, İslam aileyi korur, aileyi muhafaza eder. Nikahı korur, nikahı muhafaza eder. Annenin hatasını yüzüne söylemek isterseniz onu da eşi söyletmezse, sebebi de çok önemli, yani hayati bir mesele ise konuşmamak kafirliğe, küfre girer mi? Burada hata, bir kimsenin hatasını yüzüne söylemek İslam'da yok zaten. Birine sen şöylesin diyemezsin. Bu dinin adab ve erkanına aykırı. Ama bir şeyi, doğruyu siz tebliğ edebilirsiniz. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Sen neden yalan söyledin diyemezsiniz. Ona yalan söylemenin yanlışlıklarını ve afatını anlatırsınız. Birine yalancı derseniz günaha girersiniz. O yalancı olsa dahi. Orhan hocamız bir sohbeti esnasında sarığın bidat olduğunu belirtmişti. O kafanıza sardığınız şeyler peygamberin zamanında yoktu demişti. Buna ne cevap verilebilir? Orhan hocam böyle şeyler söyleyebilir. Orhan hocamın bu noktada nasıl söyleyeyim, çok fazla derinlemesine bir dini bilgisi olmayabilir. Ama sarılış şekli, hocama katılıyorum, bidat. Evet. Bu konuda daha çok yol gideceğiz. Klasik inanışlarımız var, klasik davranışlarımız var, taklide dayalı. Evet. Evet. Hocam da şerh düştü zaten. Taklidi olan kısma söylemiştim dedi. Doğru olmayan taklide dedi. Eyvallah. Sarık sünnettir. Ama mesela sarığın sünnet olmasındaki alametler vardır. Mesela bir sarığın bir kimsenin bedenini örtebilecek, kefen olabilecek miktarda olması gerekir. Öbür türlü alamet yerine geçer. Mesela bizde takke var ya, böyle var mı cebinde takkesi olan, var ya beyazlardan giyiyorlar erkeklerde, var mı veya bayanlarda? Camilerde görürsünüz ya, beyaz takkeyle birisi çıkar mesela. Mesela o da bidat. Yok takke İslam'da. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri başını örttü. Başını örtmesi oradaki coğrafi şartlar ve gelenekti. O başını örttü. Neyle örttü? İşte şu anda Araplar başlarına, erkekler bir örtü örtüyorlar ya, bununla onun üstüne sarık sardılar. Nerede? Bedir Savaşı'nda. Melekler öyle geldiği için. Müslümanla kafir ayırt edilsin diye. Bedir Savaşı'nda meleklerin sarıklı gelmesindeki sebep, Müslümanlarla kâfirlerin kıyafetleri aynı çünkü. Aynı olunca hangisi hangi taraftan belli değil. Cebrail aleyhisselam ve arkasındaki meleklerin başındaki alameti görünce Hazreti Peygamber Efendimiz
Bütün sahabe emretti, herkes başına bir alamet saracak diye. Sarık bir alamet oldu. Bunu tabi ashab sonradan devam ettirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de devam ettirdi. Ama bu işlenirken, işin bir de bu tarafı var şimdi. Sonradan biraz böyle dejenere uğrayaraktan geliyor. Mesela az önce söylediğim tarikatların kendilerince bir renk tayin edip onun o renkte gitmesi gibi. Orası rengarenk olması lazım örneğin. Bizde de mesela bana soruyorlar şimdi, biz ne renk takalım? İstediğiniz rengi takın diyorum. Kendinize ne rengi yakıştırıyorsanız onu takın. Bir bakıyorum ben, kimisi patlıcan moru takmış, kimisi kıpkırmızı sarık sarmış, kimisi beyaz sarmış. Hoşuma gidiyor. Rengarenk. Allah'ın rengi sonsuz. Rabbimiz ilk hangi kulunu yarattı? İlk insan kimdi? Vücut olarak, fizik olarak ilk yaratılan insan Adem Aleyhisselam. Ama ilk yaratılan varlık Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti. Onun adı aynı zamanda ilk akıl, aklı evvel. Şimdi bir hadis-i şerifte, hadis-i kutsi'de Allah önce aklı yarattı. Hadis-i kutsisini görürsünüz. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir adı aklı evveldir. Allah ilk aklı yarattı. İlk akıldan kasıt levh-i mahfuz da olabilir. Ama Cenab-ı Hak önce aklı yarattı. Aklı yarattıktan sonra kalemi yarattı. Kalemi yarattıktan sonra levh-i mahfuzu yarattı. Levh-i mahfuzu yarattıktan sonra kaleme dedi ki yaz. O da dedi ki ne yazayım? O da dedi ki olacak olan şeyleri yaz. Kalem başladı yazmaya. Hala da yazıp siliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, ben miraca çıktığımda kalemin cızırtısını duydum dedi. Dediler ki ashab, ya Resulallah, her şey yazılıp bitmedi mi? O hala da yazıp siliyordu dedi. Yazıp siliyordu. Bu ne demek? Hele kendi kendinize bu benim kaderimmiş deyip oturmayın. O yazıp siliyor daha. Dua edin, mücadele edin, gayret edin, koşturun. Benim kaderim buymuş deyip oturmayın. Böyle yok İslam'da. Benim inandığım İslam'da yok. O yüzden fizik olarak Hazreti Adem'i yarattı. Varlık olarak ilk Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini yarattı. Mevlevi yolculuğunda yeni bir sufinin meratipleri nasıldır? Yani seyri sülüke kadar nelerle karşılaşır? Bu uzun bir sohbet. Ama dakika bir, gol bir, o kimse birinci derecede yapacak olduğu şeyler farzlara sımsıkı yapışmak. Seyri sülükün başlangıcı farzlara sımsıkı yapışmaktır. Sonra nafilelerle yaklaşmaktır. Sonra adım Allah'ı sevmektir. Ona aşık olmaktır. Kafir kime denir dediniz? Gerçeği kapatana diye cevap verdiniz. Hristiyan ve Yahudiler hak din olan İslam'ı kabul etmiyorlar mı peki? Etmiyorlar, örtüyorlar. Kendi kitaplarındaki gerçeği örttüler. Yani Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ında gelecek olan Muhammed Mustafa var idi. Onu kapattılar. İsa Aleyhisselam'a işte normalde çok kısa bir peygamberliği oldu. O çok kısa peygamberliğinde de İsa Aleyhisselam Muhammed Mustafa'nın geleceğini insanlara söyledi. Onlar da onu örttüler. İslam'ı kabul ediyorlar mı peki? Cevabınız hayırsa kafir diye düşünüldüğümüzde aklımıza onların gelmesi normal değil mi? Muhakkak normal görebilirsiniz. Şeyhin şefaat hakkı var mıdır? Normalde şöyle söyleyeyim. En bunu böyle uzun bir sohbet ama ve lakin hadis-i şerifte der ki cennetlik olan bir kimsenin cehennemlik olan bir kimseye şefaat hakkı vardır. Bir hadis-i şerifte der ki ümmetimden kimileri bir beldeye şefaat eder.
Kimileri bir kasabaya, bir kazaya, işte bir köye, böyle küçük bir topluluğa, bir şehit 100 kişiye şefaat haktır, buna inanırız. Ama bu şefaatin izni Allah'a aittir. Bakın bu şefaatin izni Allah'a aittir. O yüzden bu yakın zamanda çıkan Vahabi anlayışından değilim. Açık açık da böyle telaffuz ederekten söylüyorum. Onlar peygamberlerin de, şehitlerin de hiçbir kimsenin şefaat hakkı olmadığını beyan ederler. Şefaatla alakalı eğer arzu edilirse önümüzdeki hafta hususi bir ders yapabiliriz. Ayetlerle, hadislerle o dersi yapabiliriz. Hatta bu konuyla alakalı bir küçük yazım olması lazım bizim internet sayfasında. Biliyorsunuz ben kitap mitap ıvır zıvır bastırmıyorum. Böyle bir derdim yok. O yüzden kapının önünde kitabım satılıyor diyemeyeceğim. Profesör Terzioğlu, başınızdaki sarığın bidat olduğunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kullanılmadığını ve hatta bunu ispat edebileceğini iddia ediyor. Biz ise sarığın sünnet olduğunu biliyorduk. Bu hususta ne diyorsunuz? Dedik. Peygamber Efendimiz zikir ederken semazenler gibi mi dönerdi? Sema Efendimiz döneminde var mıydı? Zikrullah sesler zikretmekler neden değişir? Neden kalbi darbi olarak zikrederiz? Evet. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendi zamanında zikretti, zikrettirdi de. Sahabeler de Allah'ı zikrettiler. Onlar da ondan sonraki zikrettirdiler. Bu noktada zikirdeki sesler de hadis-i şeriflerle sabittir. Ayet-i kerimelerle de sabittir. Mesela Haç suresinde siz geçmişte atalarınızı andığınızdan daha şiddet bir şekilde Allah'ı zikredin der. Başka bir yerde de der ki sen Allah'a alçak bir sesle zikret. Bakın ikisinin hakkında ayet-i kerime var. Başka bir normalde hani alçak bir sesle duyabileceğin şekilde başka bir ayet-i kerimede de der ki sen Allah'ı sessiz, hiç ses çıkarmadan zikret. Üçüyle de alakalı ayet-i kerime vardır. Bu mesela bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri normalde cihada giderken sahabeler böyle açıktan Allahu Ekber diye diye giderler ki onlara der ki susun. Düşmanı uyandırmayın. Siz bir sahırı zikretmiyorsunuz der. Bunun gibi hem cehri zikrullahın, açıktan zikrullahın, hem gizli, kapalı zikrullahın, hem orta nefeste insanın kendi duyabileceği kadar zikirle alakalı ayet de var, hadis de var, bu noktada uygulama da var. O semaya gelince, sema kadim bir sevinç gösterisidir. Semayı Hazreti Mevlana ile başlatırlar, eksiktir. Sema Hazreti Mevlana ile başlayan bir ritüel değildir. Hazreti Mevlana bir sabah kalkayım da işte çarşıda giderken sema etmeye başlar. Çarşıda giderken başlar. Doğru ama ilk sema eden kimse değildir. Bunu eğer ki biz İslami olarak yani Muhammedi bir noktada düşünecek olursak ilk sema eden Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleridir. Hicret esnasında Mekke'den Medine'ye gelince herkes gelen birisiyle ahiret kardeşi olur. Gelen birisiyle ahiret kardeşi olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi yatağına yatırdığı onu ölümle baş başa bıraktığı Ali'yi beklemektedir. Ali bu noktada amcasının oğludur. Kuzendirler birbirlerine ama gençtir Ali, Hazreti Ali Efendimiz. Ve onu bekler. O tam böyle bir akşam karanlığına yakın gece hilali gibi gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke dönemindeki nakibidir. Mekke'deki halifesidir. Çünkü Mekke müşriklerini, akrabalarını yemeğe davet eder. Akrabalarını yemeğe davet ettiğinde onlara hak din olan
İslam'ı tebliğ edecektir. Sözü ele alır, anlatır ve der ki, kim benim dediklerimi kabul edip benim halifem olur? Söz enteresandır. Hazreti Ali Efendimiz çocuk yaştadır. Hiç ses çıkmaz topluluktan. Ben ya Resulallah der. Ebu Cehil der ki, işte der, senin söylediklerini bu çocuktan başka kabul eden yok. Bunun için mi bizi yemeğe davet ettin? Ortamı bozar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yeniden sözü alır, yeniden tebliğ eder, yeniden kim benim halifem olacak, naibim olacak deyince yine ses çıkmaz. Hazreti Ali Efendimiz ben ya Resulallah der. Üçüncüsünde yine aynı şey tecelli eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri döner. İşte sen benim vekilimsin, halifemsin der. Ben sonraki sözdür bu. Ben ilmin şehriysem Ali de kapısıdır der. Ya Rabbi, Ali'nin döndüğü yere hakkı döndür diye onun üzerine dua eder. Hazreti Ali Efendimiz ne içtihad ettiyse hak oradadır. Hazreti Ali Efendimiz ne tarafa döndüyse hak oradadır. Bu fakir de bir şeye içtihad edeceğin de Hazreti Ali Efendimizin bir içtihadı varsa ben onu kabul ederim önce. Bir başkasınınkını değil. Mesela kız çocuklarının kendi başına nikahlanmasını Hazreti Ali Efendimiz fetva verir. Onun döneminde bir kızın birisi kendi başına nikahlanır babasından habersiz. Babası gelir, o nikahı bozmak ister. O kızı kocasına verir, babasını da azarlar. Sen neden böyle yapıyorsun der. Ve nikahı feshetmez örneğin. Birey hürriyetine önem verir Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Ve kız çocuklarının evlenmesini babalarına bağlamaz. Enteresan bir noktadır. Aslında aynı şey Hazreti Ayşe annemizde de vardır. Abisinin kızını yani Hazreti Abdullah'ın Hazreti Ebubekir Efendimizin oğlu Abdullah'ın kızını Abdullah Medine'de yokken evlendiriverir. Evlendirince gelir abisi. Der ki yani oğlan kardeşi daha doğrusu ufadır. Der ki abla hani ben beni bekleseydin veya ben evlendirseydim. Der ki benim evlendirdiğimden daha iyi birisiyle mi evlendirecektin? Nikahı feshetmez der. Bunlar enteresan ölçülerdir. Bizim bize öğretilmeyen, bizim okumadığımız ölçülerdir. Bunun gibi Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki gel ey Ali, Ali senin kanın benim kanımdandır. Senin canın benim canımdandır. Senin ruhun benim ruhumdandır. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin birine söylediğini tefekkür edebiliyor musunuz? O esnada Hazreti Ali Efendimiz sevinç gösterisinde bulunur. Hem kendi etrafında döner, hem Hazreti Muhammed Mustafa'nın etrafında döner. Enteresandır. Aynı şeyi kardeşi yapar. Habeş'ten gelir. O günde bir savaşın müjdesi gelir. Der ki Cafer için senin geldiğine mi sevineyim? Zafer müjdesine mi sevineyim? Bir rivayette alnından öper. Bir rivayette dudağından öper. O da bunun arka bunu görünce sevincinden pervane olur döner. Sufiler Hazreti Muhammed Mustafa'dan önce de sufi hareket vardı. Sufi hareket Adem'den itibaren devam eder. Sufi davranış ve algılayış biçimi yeni değildir. Bu Musa Aleyhisselam'ın zamanında da, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında da, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da kadim bir harekettir. Sufi hareket. Dinin özünü anlama, Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma. Çünkü varlığın sebebi, yaratılışın sebebi budur. Sufiler buna uğraşırlar hep. Kadimdir
Allah'ı tanınmaklığı ve bilinmekliğinin peşinde koşmak. O yüzden bütün peygamberlerden sonra ve peygamberlerin zamanında tanımak ve bilmek için koşan insanlar vardır. Bunlar Allah'ın yeryüzünde ayakları gibidir. Yeryüzünde direkleri gibidir. Allah dinini bunların üzerinden tanıtır ve yaşatır. Bunlar çünkü Adem'den itibaren makama, mevkiye, para, pula, şana, şöhrete insan tabiatında, fıtratında var olan nefse ait duygularla mücadele edip Allah'a yakın olmaya çalışırlar. Hani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin İsa aleyhisselam'dan bir olay nakleder ya, der ya İsa aleyhisselam bir grup ibadet edene gider, niçin ibadet ediyorsunuz? Cehennemden kurtulmak için der. Aradığım sizler değilsiniz der. Bir topluluğa gider, niçin ibadet ediyorsunuz? Cennetlik olmak için. Aradığım sizler de değilsiniz der. Bunu İsa aleyhisselam'dan nakleder Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bir grup insana gider. Allah'ı zikrediyorlardır. Sorar. O şeyde ayet-i hadis-i şerifte Allah'ı zikrediyorlardı der. Sorar niçin? Onlar da diyorlar ki derler ki biz Allah'ı sevdiğimiz için zikrediyoruz. İşte sufiliğin özü budur. Sufiler sevdikleri için yaparlar. Sufiler tanımak için yaparlar. Bir kimse sevdiğini tanımak ister. Bir kimse sevdiğine ulaşmak ister. Bir kimse sevdiğini hiç gözünün önünden gitsin istemez. Her bakışında onu görmek ister. Her süzüşünde onu görmek ister. O sevdiği kendi sevenine saçının telini gösterse seven için yeter artık. O saçının telini hiç unutmayacaktır. O saçının telini hiç kaybetmeyecektir. O saçının telini bir kez kokladıysa hep koklamak isteyecektir. O bir kez yüzünü gösterdiyse o hep o yüzünü görmek isteyecektir. Artık onun başka bir alternatifi yoktur. Ya yüzünü göstermeyecekti ya da bizim ahımızı çekecek. Ahımızı çekmek istemeseydi o zaman yüzünü göstermeyecekti. Ya kokusunu koklatmayacaktı. Her kokuda onun kokusunu aratmamak için burnumuzu tıkayıp koku almaz hale getirecekti. Eğer kokusunu koklattıysa bizim iniltimize, bizim ahımıza, feryadımıza, figanımıza cevap verecek. Çekecek nazımızı, çekecek niyazımızı. Gösterdiyse bir kez yüzünü, biz hep o yüzü görmek isteyeceğiz. İşte o yüzden onun yüzünü bir kez gören dilden dile hep anlattı onun yüzünü. Dedi ki güzeller güzeli, gözlerine baktıkça bir sürü ceylanların gözünü getirsen o dahi anlatamaz. Öyle güzeller güzeli ki bütün kahverengi saçları toplasanız, elinize dolasanız yine onun saçının güzelliğini, yine onun güzelliğini anlatmaya yetmez. Her zamanda, her devirde gidip onun güzelliğini görüp, onun güzelliğine aşık olup, o güzelliği için yanıp tutuşan, şiirler yazan oldu. Her devrin bir Mecnun'u oldu. Her devrin bir Kerem'i oldu. Her devrin bir Aslı'sı oldu. Her devrin bir Leyla'sı oldu. Her devirde hiç eksik olmadı Mecnunlar. Ve hepsini biz bir Mecnun'da topladık. Hiçbir devirde Leyla'lar eksik olmadı. Biz hepsini bir Leyla'da biriktirdik. Hepimizin bir Leyla'sı oldu. Kadın erkek. Ve hepimiz rüyalarımızda Leyla'mıza sarıldık. Hep hayaller kurduk. Leyla'nın dudağını, Leyla'nın yanağını. Denizlere daldık. Denizin içerisinde Leyla dedik. Göklere çıktık. Göklerde Leyla dedik. Hepimizin bir Leyla'sı vardı. Hepimizin kafamızda bir prototipi vardı. Hepimizin içinde bir sevdası vardı. Ve o sevdamızı hepimiz aynı sevdaya koştuk.
gözyaşı akıttık. Hep içimizden dillendirdik bilebildiğimiz kelimeler kadar. O yüzden ötelerden gelendir aşk. Ötelere dolu yol alandır aşk. Sufilik ötelerden gelip ötelere gidendir. Bugünlük değildir, dünlük de değildir, yarınlık da değildir. Bir önceki günlük de değildir. O her dem hep tazedir. Onun adını Kah Muhammed olarak görürsünüz. Onun adını Kah İsa olarak görürsünüz. O bir bakmışsınız bir devirde Musa olarak tecelli etmiştir. O bir bakmışsınız Yunus'un karnında, bir bakmışsınız ki Yusuf gibi kuyunun dibinde, bir bakmışsınız ki İbrahim gibi ateşin göbeğinde. Onun adı isim değiştirse de, suretten surete geçse de hep adı aşktır. Hep adı aşk olarak kalacaktır. Bundan 5000 yıl önce de gitseniz adı aşktır. Bundan 5000 yıl sonra da gitseniz adı aşktır. Yukarılara doğru sıçrasanız, alem-i şehadetten alem-i misale geçseniz, her yerde onun kokusunu, onun suretini, onun güzelliğini göreceksiniz. Alem-i misalden bir tekme daha vursanız, bir adım daha atsanız, ruhlar alemine doğru yol alsanız, göreceksiniz ki her yerde onun kokusu vardır, her yerde onun rengi vardır. Renklenenler onun rengiyle renklenmiştir. Hadi gelin siz bir adım daha atın. Bir daha vurun yere. Bir kat daha yukarı çıkın. Bir kat daha yukarı çıksanız ve o sıfatlar alemine, o ayağını sabiteye geçseniz her yerde yine onun kokusunu duyacaksınız. Ve ne tarafa yönelirseniz yönelin, yöneldiğiniz her yerde onun yüzünü göreceksiniz. O yüzden aşk bir günlük değildir. Aşk belki de bir anlıktır ama bütün edebi olarak hayatı içine saklar. Belki de bir görüştedir, bir anlıktadır ama bütün varlığınız ona heva olur. Bir görüştedir, ebedi olarak orada kalırsınız. O yüzden sakın zikrullahı bugünlük görmeyin. Bu dine ait olarak da görmeyin. La ilahe illallah dediğinizde kaçıncı Adem'den sonrası önemli değil. Bütün Ademlerin aynı zikrullah'ta toplandığını görürsünüz. Bakarsınız biz hangi Adem'den sonrayız ki? Bakarsınız biz bu zaman denilen zamansızlığın içerisinde hangi zamana aitiz ki? O yüzden zikrullah halakası oradakiler açık değildir sırf. Eğer orada kaldıysan sen kendi tabiatından kalmışsındır. Kendi kafesini yırtamadığından, kendi kafesinden çıkamadığındandır. O halaka göklere kurulur. O halaka varlık alemine kurulur. O halaka var olan her şeye kurulur. O halaka oradaki Ahmet'in Mehmet'in halakası değildir. O halaka oradaki Ayşe'nin Fatma'nın halakası değildir. O halaka nefsi nefsi diyenlerin halakası değildir. O halaka ruhlar alemine açılan halakadır. O halaka ayağını sabitede kurulur. Varlığın tam merkezine, kaynağına, varoluşun kaynağına kurulur. Ve varoluşun ilk dalgasıdır o. Varoluşun ilk dalgasına kurulur o halaka. Ve o halakayı varoluşun ilk dalgasında görürsen sen, o zaman hakikate aşina olursun. O zaman ne yaptığını görürsün. O zaman ne yaptıklarını görürsün. Ama sen kendinden geçmedikçe, hala da sen olarak oradasan, sen asla ona ulaşamazsın. O yüzden bakarsın, etrafındakiler nasıl zikrediyor? Aa, o burnunu karıştırdı. O gözünü kırpıştırdı. Bu nasıl yaptı ya? Geç. Geç. Kim onu zikrederse, o da onu zikreder. Orada dur hiç olmazsa. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Düşünebiliyor musunuz? Bütün varoluşu elinde tutan seni zikredecek. Seni kim zikretsin istersin?
Seni kimin zikretmesini istiyorsan onu zikret. Neyi seviyorsan onu zikret. Çok çılgınca bir söz gelmişti bana. Sufilimin ilk yıllarında onların alemini okuyordum. Onların alemini okurken onların aleminde bir söz can evimden vurdu beni. Bir sufiye bu tavsiyeydi. Çok uçuk bir tavsiye. Bir zat bir dervişi gördü. Dervişin kulağına eğildi. Sen şeyhini seviyor musun dedi. O da evet dedi. Derviş o esnada elinde zikir, herhangi bir zikrullahı söylüyordu. Ona dedi ki, şeyhini seviyorsan adı ne dedi. O da dedi ki Ahmet. Dedi ki neyi seviyorsan onu zikret. Dedi ki şeyhini zikredersen onu bulursun. Derviş ya Ahmet demeye başlayınca tak şeyhini gördü. İrkildi. İrkildi. Kendinden geçti. Dedi ki evladım sevdiğini zikret. Sonra zaman geçti. Bir gün şeyhim Nevşehirli Abdullah Efendi bana bir kıssa anlattı. Sabaha karşı 4. Mustafa Efendi dedi. Bir derviş varmış evladım, şeyhine gelmiş dedi. Efendim, ben bir kızı seviyorum demiş. Âlâ evladım demiş. Demiş, gir çilehaneye. Girmiş. Demiş efendim, ben ne zikredeyim şimdi? Evladım demiş. Adı ne sevdiğin kızın? Ayşe efendim demiş. Ya Ayşe de evladım demiş. Senin zikrin bu. Derviş başlamış. Ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe. Sabah namazından önce çilehanenin önünde bir ses tak tak tak. Çilehaneye girilirse kelam konuşmak yok, dışarı çıkmak yok, bir tek abdest almaya çıkarsınız. Bilmiyorum, şeyhim beni öyle katardı itikafa. Dünya kelamı yok, hayvansal gıdalar yemek yok, güneşe çıkmak yok. Yukarıda bizim ne camisiydi Oktay? Mescid camisine girdiğimde benim, tabi o zamanlar işte Oktay vardı, birkaç kişi daha filan vardı. Güneşe çıkmak yok, aydınlığa çıkmak da yok. Ben 5 adım bir abdest almak için yer gideceğim. Bana dedi ki kafandan aşağı battaniye ört dedi. Ben kafamdan aşağı battaniye örterekten gidiyorum, abdest alıyorum, öyle giriyorum içeri. Öyleydi itikaf. O da öyle girmiş, ya Ayşe demiş. Tak Ayşe kapının önünde. Hemen şeyhi gelmiş. Evladım demiş, Ayşe'yi istedin, Ayşe geldi. Allah'ı isteseydin, Allah gelecekti demiş. Efendim demiş, ben Allah'ı istiyorum. Kapat oğlum kapıyı demiş. Efendim ne çekeceğim? Ya Allah oğlum demiş, ya Allah. Yıllar sonra, o okuduğumdan sonra şeyhim o şeyhinin ismini zikredecek olan kimsenin olayını bana tevil etti. Ha, aslında biz zikrullah yaparken kendi sevdiğimizi zikrediyoruz. O esnada la ilahe illallah derken ne düşünüyorsak, neyi tefekkür ediyorsak zikrimiz o. Dildeki ne? La ilahe illallah. Sevabımızı aldık mı? Şeriatan el cevap aldın. Al cennetlik ol. Gir cennete, cennet senin. La ilahe illallah derken ne düşündün?
Benim gibi bütün bornozları aldın, ihracat ettin, ithalat ettin, çekleri de, dolarları da aldın, cebine mi koydun? Bir baktın ki, ah zikrullah'tayım, vay ne kadar güzel. Yoksa evlendin, çoluk çocuk oldu, onlar evlendi, torunları evlendirdin, onların çocuklarını gördün, ne muhteşem bir yaşantı. Bunu mu yaptın? Yoksa la ilahe derken kaldın mı? Kaç tane ilahem var? Temizleyinceye kadar illallah'a geçebildin mi? Bir seferde süpürüp attın mı kenara? Zikrullah o. O yüzden ha nahoş hareketler edenler vardır zikrullah halakalarında. Onlar sünnet-i Resulullah'a uygun haller değildir. Birisinin bağırıp kendisini duvara vurması, yok orasını burasını kılıçlaması, yok orasını burasını böyle yaralaması, değişik sesler, hareketler etmesi o sünnet-i Resulullah'ta yok. Şu duayı bu kadar okursanız böyle olur, şöyle olur denir. Dualarda sayının önemi var mıdır? Muhakkak vardır. Ama bunlar mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin dilinde zikir ve dua olarak vardır. Ama şu olur demez. Sevap açısından der. Kim günde 100 sefer la ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir der ise İsmail aleyhisselamın kavminden 10 köle azat etmiş gibi sevaba girer. Bu var. Geçen gün aklıma geldi de o yüzden şimdi paylaşıvereyim. 10 köle azat etmiş gibi sevaba girer. İyi, siz 10 köle azat edin. La ilahe illallah. Birine öğrettiniz. Vahdehu la şerike le. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün ilahileri attık. Allah vahittir, tektir. Şeriki yoktur. Lehül mülkü. Mülk onundur. Ve lehül hamdü. Hamd ona aittir. Ve külli şeyin kadir. Bütün her şeye kudret yetiren O'dur. Bundan kaç tane söyleyebilirsiniz tefekkür ederekten? Ve bunu etrafınıza söylerseniz kaç köleyi? Neyin kölesi? İlahelerin kölesi. Kaç tane ilahi kölesini azat ettirirsiniz? Ama biz şunu şöyle algıladık. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Düşündünüz mü az önce söylediklerimi? Ben bile düşünemedim. 100 tane çektik. İsmail aleyhisselam kavminden 10 tane köle azat etmek acak sevap oldu. Haydi cennete. La ilahe illallah itikafta saat tutuyorum. İlk itikafa girdim. Ya 70 bin tevhid çekeceğim. 500 besmele, 500 estağfurullah lazım, 500 salavat-ı şerife. Ondan sonra bunların akabinde namazın arkasında çekilenler var, kendi çektiklerim var. Bir de 70 bin tevhid çekeceğim içeride. Saati koydum. 500'lük tesbih aldım, başladım. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. 500 tanesini 8 dakikada çekmişim. 1000 tanesi 16 dakikada. İyi, 10.000 tanesi 160 dakika mı yaptı? 160 dakika. Hesap böldüğünüzde 3 saat mi?
10.000 tane 3 saatte yapacaksın. Hesaplayın. 3, 7, 21. 21 saat sürecek yaptığınız zikrullah. 21 saat. Dedim ki Mustafa Özbağ, bir günlük dersin 21 saat sürüyor. Gün 24 saat, 3 saat kaldı geriye. Bir de şimdi yaşamayan bilmez. Birinci gün dirisinizdir. Uykunuzu almışsınız, dinlenmişsiniz. Normalde gayet iyisiniz. Birinci gün zaten gidiyor. Sıkıntı yok. İkinci gün. Birinci gün uyumadınız ya. Birinci gün sıfır uyku. Nasıl sıfır uyku? Birinci gün namazlar var. 5 vakit namaz kılacaksınız. Namazları kılıyorsunuz. Bir de iftar ediyorsunuz. Oruçlusunuz. Bir de sahur ediyorsunuz. Sahurda da yiyeceksiniz. Ben bir yanıma giderken bir dilim ekmek götürmüştüm. Bir de zeytin saymıştım işte. Günlük 7 tane zeytin yerim diye. Gittim. Birinci gün ben bir dilim ekmeğin 1/3'ünü yedim. Yani 3 gün yiyeceğim. Çünkü bana o kadar çok sıraladı ki Allah rahmet eylesin. Şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. İçimden dedim ki hiçbir şey yemeyeceğim demek ki dedim. Ben attım kenara. İkinci gün ekmek bitti benim. Bir dilim ekmek bitti. Çay var. Çay istediğin kadar iç. Üçüncü gün hiçbir şey yok yiyecek. Zaten yemek yiyecek zaman yok. Zaten Şeyh Efendi de Allah rahmet eylesin dedi ki evladım dedi. Üçüncü gün dedi. Üçüncü güne kadar dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini göreceksin. Gördüğünde dedi ondan sonra dördüncü gün dedi. Zikrini değiştireceksin. Tevhidi bırakacaksın dedi. 10.000 salavat-ı şerife çekeceksin. 100.000 de lafz-ı celal çekeceksin. Ya Allah çekeceksin dedi. Kendi kendime sonradan şunu düşündüm. İçerideyken. Dedim ki yok. Bu normal şartlarda yaşanacak bir şey değil. Ama o la ilahe illallah var ya. Dil sanki 100 ton oluyor. Oynamıyor. Ben bir ara dilim var mı diye baktım, kontrol ettim. Üçüncü gün konuşabiliyor muyum diye kendi kendime konuştum. Beşinci gün Tekelci Abdullah abi geldi zaten. Tekelci Abdullah abi tanırsınız Allah rahmet eylesin. Bayındırlar. Meşhur Uçtum Abdullah. Araboyunun orada, araboyunun var da hemen aşağı iniyorsunuz orada. Aşağı inerken sağ taraftaydı o evleri. Yanındaki bilir onu. Beşinci gün geldi. Bir feryat figan çıktı. Şimdi zikrullah eğer o şekilde olursa, oturursa yerli yerine o zaman âlâ ki âlâ. Ne güzel yağdı ya bu akşam. Kur'an-ı Kerim'i anlamadan iman etmiş olunur mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunmasının bir artısı var mı? Evet. Bakın, bunda böyle bir saplantı haline gelmeyin. Dinin dili Kur'an dili. Dinin dili. Ama ve lakin Kur'an'ı anlamak için illaki Arapça bilmeniz gerekmiyor. Ben öyle saplantı halinde olan bir kimse değilim. Buna da karşıyım zaten. İsterim ki bütün televizyonlarda örneğin Kur'an-ı Kerim'in meali okunsun. İsterim ki bütün okullarda meali okunsun. Bütün okullarda. İsterim bunu. Aileler çocuklarını normalde bu noktada dini eğitim almalarını istiyorlarsa isterim ki okunsun. Ama böyle bir saplantı halinde.
Yani illaki her şeyi kendi lisanında Arapça olacak, Arapça olmayan dini bilemez, öğrenemez. Bunda böyle değilim. Veyahut da bir kısmı var ya, hani işte illaki Türkçe olacak ibadetlerde. Bu da değil. Bu da değil. İbadetin bir dili var. Eyvallah. Ama onu anladığımız dilden devam edelim. Dil önemli. Dilin üzerinde oyun oynanmaz fazla. Dilin üzerinde çok oyun oynanırsa insanları bir anda cahil ederiz. Bir anda bölüp parçalamış oluruz. O yüzden deseler ki şimdi bırakıyoruz Latin alfabesini, geçiyoruz Arap alfabesine, ben derim ki durun. Neden? Ya bu insanlar 100 yıldan beri bütün her şeyini Latin alfabesiyle öğrendiler. 100 yıllık bu öğretiyi bir anda yok edeceksiniz şimdi. Bir anda cahil olacak insanlar. 80 milyon insan var. Bir anda hepsi de okuma yazma bilmiyor haline gelecek. Yazık. Bu mümkün değil. Şeytan melek midir? Hayır. Şeytan cinni taifesinin Hannas kavmindendir. Cinnilerin içerisinde cinniler de kavim kavimdir. 7 kavim üzerindedir. Bu kavimin birisi Hannas kavmidir. Hannas kavminin de başında şeytan vardır. O günkü alimi, o günkü şeyhi, o günkü öğreticisidir. O normalde o Cenab-ı Hakk'ın emrine itiraz ettiği için Hannas olarak anıldı. Cinni taifesinden ateşten yaratıldı. Cinlerin hepsi ateşten mi yaratılmıştır? Evet. Cinniler ateşten yaratıldı. Ama bu nasıl bir ateş? Hadis-i şerifte dumansız ateşten yaratıldı diyor. Dumansız ateş müteşabih bir mesele. Bunun üzerinde çok tefekkür edilebilir. Dumansız ateşten yaratıldı. Ateş denilince duman da gelir aklımıza. Duman gelince yanacak bir malzeme gelir. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle bir söz kullanıyor ki ilahi, dumansız ateşten. Ateşin bir sıfatını, ateşi bir bize tarif ediyor. Ateşten ama dumansız ateşten. Dumansız ateşten ise o zaman o şey bir şey yanaraktan yaratılmadı. Allah'ın iki yaratma şekli vardır. Bir şeyden bir şey yaratır. İki, hiçbir şey yok iken bir şey yaratır. Ve yarattığının kastı bellidir. Yarattığı şeyler mutasyona uğramaz. Cinnileri cinni olarak yarattı. Şeytanı şeytan olarak yarattı. Sonradan şeytan olmadı. Yani sonradan cinni olmadı, öyle diyeyim. Sonradan melek olmadı. Onlar melek olarak yaratıldı. Sonradan melekleşmedi. Peygamberleri peygamber olarak yarattı. Sonradan peygamberleşmedi onlar. O yüzden şeytan da cinnilerdendi. O cinni olarak yaratıldı ve yaratılışı dumansız ateştendi. Rabbimizin bize verdiği emaneti evladı geri aldığı zaman ne yapmamız gerekir? Nasıl davranalım? Eğer onun bize emanet olduğunu biz biliyorsak, evlat dediğimiz şeyin bize emanet olduğunu biliyorsak, hatta evlat dediğimiz şeyin bizim olmadığını biliyorsak, daha ileri söyleyeceğim, şimdi kopacak ortalık. Gözünüzün gördüğü, kulağınızın duyduğu, hissettiğiniz bütün her şeyin sizin olmadığını biliyorsanız bu bize yeter. Gözünüzün gördüğü, kulağınızın duyduğu, etrafınızdaki bütün şeylerin size ait olmadığını görürseniz, o zaman lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadire erişirsiniz. Lehül mülkü, yani mülk onun. Her şey onun. Evladınız da onun. Ama biz benim deyip sarılırız ya her şeye. Benim dediğimiz her şey
ellerimizden kayar gider. Arkasından da kocaman bir hicran ve hüsran kalır. Onun dersek, onun dediğimizde aslında bizimdir. Onun deyin, sizin olsun. Benim derseniz onun olur. Benim derseniz onun olur. Onun derseniz sizin olur. Onun deyin, sizin olsun. O çünkü lütfedendir. O ikram edendir. O ihsan edendir. O sizden daha cömerttir. Siz ona sunarsanız, o size fazlasıyla sunar. Siz ona verirseniz, o size fazlasıyla iade eder. Ne diyor? Bire bin veririm. Benim değil, senin bu. Bire bin verecek. Benim değil, senin bu. Bire bin. Ne dediysen senin, o bire bin verecek sana. Çok basit matematik. Benim dediğinde diyecek ki mülkün sahibi benim. Kalpleri eviren çeviren de benim. Nefreti koyabilir mi en sevdiğinizin kalbine? Koyar. Siz o en sevdiğiniz, benim dediğiniz şeyin sizden akıp gittiğini görür müsünüz? Görürsünüz. Evet. Kendini hatırlatır o zaman size. Der ki, ben varım. Kıskançtır o. Paylaşmayı sevmez. Paylaşmayı sevmez. Senin dersen, o zaman coşturursun onu. O da der ki ya bak şuna bak. O zaman taaccüp ediyor işte. Öyle bakıyor. Diyor ki Allah o kula taaccüp eder. Neden? Ya her şey senin deyip çıktı işin içinden. Ha öyle mi öyle? Daha da mükafatlandırıyor onu. O yüzden Allah cümlemizi onun diyenlerden eylesin.